Ailenin aklını almadığı birçok konu oluyor. Ya hocam diyor, hocamız diyor, ya daha önce masonluğu eleştiriyordu. Şimdi gidip mason olduğu suçlayacak. Bir türlü bu işi kavrayamıyorum. Çocuklar diyor ki, ya anlattık 10 kere anlattık ama bir türlü ikna edemedik diyorlar. Bak şöyle düşüneceksin. Hazreti İbrahim Nemrut'a gidiyor. Nemrut ne? O devrin Deccalı. Aynı zamanda bu adam mason. Yani oranın bir mason mabedi olduğu kalan kalıntılardan net açık sari olarak anlaşıyor. Hepsi masonik amblem. Ama tebliğ yapıyor. Bir kere iki kere değil, defalarca tebliğ yapıyor. Evet. Hazreti Musa yetiştiği yer mason mabedinde yetişti çocukluğuna itibaren. Yani mason ritüellerine göre eğittiler onu. Masonik eğitim aldı. Vahiy gelene kadar, yani oradan ayrılana kadar mason mabedinde kaldı ve masonik eğitim aldı. Firavun mason, yani bütün amblemler, işaretler, yüzlerce amblem açıkça mason olduğunu gösteriyor. Ama ne yaptı? Gitti tebliğ yaptı. Evet. İslam tebliği. Onun için mason olması bizim için iyi bir şey. Mason özelliği ne? Her türlü fikri açık olması. Evet. Her türlü fikri açık olduğu için daha önce Darwinistler onları kontrol altına aldılar. Yani ekaliyette Darwinistler. Ama biz kitaplar gönderdik, tebliğ yaptık, anlattık. Şu an Amerikan ve Fransız mason locaları, İtalyan mason locaları özellikle hep Allah'a inanan hale geldiler. Evet, maşallah. Amerikan locaları. Sizin gönderdiğiniz Kur'an'ı hepsi yerleştirdi. Tabii. Localarda Kur'an yoktu eskiden, Kur'an kondu. Evet. Namaz kıldılar. Tabii, namaz kıldılar, buraya girip namaz kıldılar. Herkes de gördü. Bak Firavun'a ve Nemrut'a tebliğ yapıldığına göre aynı şekilde masonlara da tebliğ yapılır. Tabii. Çünkü adam ben katıyım demiyor, evet, açayım diyor. Biz eleştirdik, yine eleştiriyoruz. Darwinist masonları yine eleştiriyoruz. Ateizme hizmet eden masonları yine eleştiriyoruz. Yani şevksiz, heyecansız olan masonları yine eleştiriyoruz. Ama genel bir aktivite ve canlılık bütün masonlukta oluştu şu an. Geçen günkü toplantıda gördünüz, evet, bayağı heyecanlıydılar. Evet. Uzun uzun alkışladılar falan. Evet. Hepsi İslam dinini şu an seviyor. Evet. Oradaki topluluğun tamamı seviyor İslam dinini. Bak İslam'dan yan olduklarını göstermek için de maşallah dedi orada, dikkat ederseniz. Evet. Bu tabii en üst düzey, 33 derecelik masonlar. O yüzden yani bu adam işte kötü, ben buna İslam'ı tebliğ etmeyeyim olmaz. Ya bu adam dinsiz, bu insan ateist, ben buna İslam'ı tebliğ etmeyeyim olmaz. Biz ateist gençlerle de görüşürüz, ben onu bayağı seviyorum. Tebliğ yapıyoruz. Onun için yani İslam'da farz olan bir konuya şaşırmak olmaz. Eleştiririz, haklı eleştirilerimiz doğru ama tebliğ yaparız, anlatırız, dostça ve kardeşçe de davranırız. Yani onlara ters davranmak haram olur. İslam'ı tebliğle biz mükellefiz. Onda şaşacak bir şey yok. Bütün dünyanın göz önünde yapıyorsunuz. Evet. Üstad, masonlar da sizinle birlikte ateist masonları eleştirmeye başladılar. Evet. Larından da Allah'a derin saygı gösterdikleri çok belli oluyor. Allah'a bağlı oldukları. Canım açık açık konuşuyor yani, evet, çok evet, net. Evet. Gelip namaz kılmanın açıklaması yok ki. Evet. Hristiyan rahip bile burada dedi ki, ben dedim Müslüman oldum ama ailemin duymasını istemiyorum dedim. Evet. Mason bu yani. 33 dereceli mason. Burada tapınakçıların en büyük üstadı, ben sürekli sizin kitaplarınızı ve Kur'an okuyorum diye burada söyledi. Tabii canlı en yayın. Başı ya, en evet, başı yani. Hayatımla ya dünya evet, çapındaki en başı yani. Maşallah. Ben masonluğun dine muhalif olarak olumsuz yönde uygulanmasına karşıyım. Mason olduğunda özgür düşünüyor, hür mason zaten adı üstündedir. Hür düşünen insan. Evet. Bu güzel, bir insanın hür düşünmesi güzel. Her tür fikri açık mı? Açık konuşuyorsun. Tamam, tam tebliğ yapılacak yer. Tabii. Herkes her yerde fikrini açıklayamıyor ama mason locasında istediğin gibi konuşabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Bir de her ülkenin en ileri gelen seçkin profesörleri, bilim adamları, sanayicileri, okuyan, araştıran insanlar. Onlara rahatça ulaşmış oluyorsun. Güzel bir şey tebliğ açısından. Biz siyasetçileri de eleştiriyoruz, gazetecileri de eleştiriyoruz,
Ne demek yani, siyasetçi eleştirince siyaset suç olmaktan çıkar. Yani siyasetin suç yönü yok. Şahsın acayip bir yönü var. Yani masonluğun orada bir suçu yok. Masonluk her düşünceli insanın toplanacağı bir kurum. Oradaki şahısların fikirleri önemli. Yanlışsa eğitirsin, anlatırsın, bu kadar. Yani masonluğun suçlanacak bir yönü yok. Belirtmiştiniz hocam, Hazreti Süleyman döneminde Hazreti Süleyman onları hayra vesile ediyor, masonları. Tabii ki. Hatta bak Kur'an'da şeytanları bile İslam için kullanıyor. Evet. Evet. Hazreti Süleyman. Diyeceksin ki o zaman peygamberin şeytanlarla ne işi var? Var işi işte. Evet. Allah dilerse olur. Bak şeytanları Allah için kullanıyor. Normalde uzak durması gerekir diye bilinir değil mi? Evet. Uzak durmuyor. Gidiyor, konuşuyor, kontrol altına alıyor. İslam'a faydalı hale getiriyor. Evet. Şeytanı bile İslam'ın lehine Müslüman görevlendirebiliyorsa masonu neden İslam'a davet etmesin? Tabii. Değil mi? Niçin İslam için onları faydalı insanlar haline getirmesin?